Sevgili arkadaşlar, bugün 8 Kasım Pazar, İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu güzel bir program var arkadaşlar. Kupalı yarışlar var. Yani kupayı vermiyor ama en azından kupalı adında büyük yarışlar var. Bir Çaldıran koşusu var. Kaya Erkul adına koşulacak olan koşular var. Yani birbirinden zevkli koşuların bir arada olduğu bir yarış seçeceğiz. Tabii güzel bir yarış seyretmek için de en azından ufak bir iştirak da yaparsak en azından o heyecanı da birlikte yaşayabiliriz. Kesinlikle büyük oynamanızı tavsiye etmiyorum. Her ne kadar bazen büyük ben oyun veriyorum ama inanın orada eleme şeyini size bırakıyorum. Topu bir yandan size bırakıyorum. Benden çıksın da sizde olsun. Siz artık ne yaparsanız ona göre değerlendirirsiniz diye. Yani şaka bir yana arkadaşlar. Elimden geldiğince zaten küçülte gittiğim için pozisyonlara düştük. Normalde yani inanın rahat oynasam daha farklı oyunlar çıkabilir belki ama her şeye rağmen yine iyi oyun. Ben yine güveniyorum oyunuma. Bugün dediğim gibi 9 koşul program var. Akşamleyin de Adana yarışımız var. Her iki videomuz da yayına girecek arkadaşlar. İşte şu anda programı en azından bitirdik. Adana videosunu hallettik. Şimdi İstanbul videosunu hallettikten sonra yayına vereceğiz. Tabii bunu yayına vermemiz yine nerede baksanız birden aşağı olmayacak gece yarısı. Çünkü neden diyeceksiniz? Yurt dışı yarışı işte bir internasyonel gibi yarış olan Amerika yarışları vardı. Onları verince haliyle bu saatlere kaldık. İşte bazen hafta içi arkadaşlarımız soruyor ya yarışları verecek misiniz? Yabancı yarışları falan konuşuyorlar. Ya inanın elimden gelse her gün vereceğim de. Ama işte bakın bir tane yarış verdim. Bakın benim programı hazırlamam biri geçiyor. Yani o yüzden siz de biraz en azından bu durumu anlarsanız ben çok çok sevinirim. Çünkü sabahları işe gidiyorum. Hadi yarın iş yok. En azından pazar günü evdeyim. O yüzden en azından bu festival, Brothers Cup yarışlarını ben de çok takip ettiğim için en azından ben de şey yaptım. Ben inanın altılıyı yatıramadım, yetişemedim daha doğrusu. Çünkü neden yetiştiremedim? O an buradaki programa daldım. Atları starttaki diri görünce hemen şeyden, Cepbank'tan en azından TCK sitesine bir yükleme yaptık. Bir 20 lira, fazla değil 20 lira yükledim. Yatırayım dedim. Tam bastım. Atlar daha startta çıkmamış. Kabul etmiyor. Makine almadı benim kuponu. Allah Allah. Bir daha basıyorum. Bir daha almadı. Bir daha basıyorum. Atlar hala startta. Startın içinde. Eyvah dedim. Niye almıyor ki bu dedim. Ondan sonra zaten almadı. İşte geçersiz bahis yazdı orada. Sonra yarış başladı tabii ki. Ondan sonra beşliği yatırdık. Bu sefer beşliğe kızdım. Tek attım. Onun oğlu Safkan'ı tek attım. En azından gelirse dedim. Rahat bir yarış ederiz. Gelmezse dörtlü yaparız. En azından 9 liralık şey yaptım. Yok 9 liralık mı? 8 liralık mı? 8 kusur liralık. Doğru. 5'li yaptım. O da 10 tek attım. 10 numarayı da paspas yaptırdı. Eyvah dedim gitti. Zaten son 200'den sonrasına bakmaya gerek kalmadı. Ama yarışı settik tabii. En azından bir dörtlü gayen yaptım. İşte kaç liralık? 10 liralık mı? Bir dörtlü yaptım. Dörtlümüz gidiyor bakalım. İşte en azından şeyi kapattım. O 3. ayağı kapattım. Yani dörtlü gayanın ilk aya, 10 nolu safkanı tek attık. İşte burada şimdi 3-4 tane at var. Sonra da 2 tane at bıraktım. Tamam işte gelirse gelir. En azından bir pazar açlığı çıkar yani. Eğer tutarsam yarın bir İstanbul yarışı oynarım. Tutmazsa artık oturacağım. Bol bol film seyredeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama tabii film seyretmeden önce en azından bir Bursa programını hazırlarım. Bir de akşam yarın bir Aquadit Amerika yarışları var. Onu da hazırlarım sizlere. Ondan sonra bakalım arkadaşlar biraz dinlemem lazım çünkü o yüzden sizin de hoş gününüze sığınarak. Çünkü pazartesi en azından tek videom var Bursa yarışı, o yüzden biraz rahatım. Bugün de tatil olarak geçireceğiz. Zaten evdeyim, bir yere gittim diyor ama belki bir akşamüstü bir yemeğe çıkabilirim bir arkadaşların yanına. Bakarız duruma göre. Gelelim bugünkü yarışlara arkadaşlar. Fazla sözü uzattık. Yine yarışı kaçıracağız. Bu birinci koşu saat 14'te birinci altılı gayanımız handikap 16, 3 ve yukarı İngiliz'in 1900 metre çim koşusuyla yarış startımızı verelim. Ben burada her şeye rağmen çok formda olan son iki yarışın güzel ikincilik yapan iki tane iki nolu Vivadi Storm'u bu Trivales temsilcisinin Gökhan Kocakaya'da şanslı isim olarak öneriyorum. Normal şartlar altında bu yarışı kazanmasını bekliyorum hatta. İki nolu Vivadi Storm. Bugün bu safkanı yıkarsak ne olur? Yani güne banko ile geçmek istiyorsanız bence 2 nolu Vivaldi Storm çok çok ideal bir banko adayı arkadaşlar. Ama yıkarsak buraya at yazalım derseniz de o zaman kimlere yazabiliriz? 3 nolu The Black Stallion. Bir banknot temsilcisi Fırat Arslan Arslan alacak olan safkanda son yarışını kazanan bir isim çimde. Oldukça formda. Daha sonra 1 nolu Zaldır. Bir Marsavelli temsilcisi olan bu safkanda Özgür Gönültaş'la start alıyor.
Bence bugün kendine uygun rakipler arasında iddialı isim haline gelir. Ve son hafta bir sürpriz at bulalım dedim. O da 4 numaralı Welborn. Sürekli takibimde olan bir isim. Bir Kalimdor temsilcisi. Hani babası gibi koşsa inanın bu rakiplerine ezer geçer. Tabii babası gibi koşarsa dedim. Alican İnci ile yazılması gereken son isim olur. Ama dedim bir 2-0 safkan burada bayağı buradaki rakiplerinden bence en az 1-2 adım da olsa ön planda. Daha sonra 3-1 ve 4-0 safkanlar arkadaşlar. Günün ikinci koşusu bir maiden dişilere ait 2 yaşlı İngiliz'in 1400 metrelik çim koşusuna geldiğimizde en azından şuradaki güzel performansı var. Bir çimde de üçüncülük en son kum sentetik işte ikinciliği olan bir General Quartet temsilcisi olan 8-10 Strike Me Ahmet Çelik de bence bu yarışı kazanılmasını bekliyorum. Bir Ayşe Merve kitapçılara ait. Gerçekten kitapçılar da son zamanlarda eskiden zaten çok kral taylar, atlar çıkarmıştı. Hatta Luxor da onlardan birisi. Daha da saymakla bitmez zaten. Bugün ben güzel performansı iyi hazırlıklarla bu 8-10 Strike Me ben sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. En azından bu rakiplerin oranında bence en az 2 adım da olsa ön planda kazanması en normal sonuç olur. 8-10 Strike Me benim sizlere önereceğim banko isim. Üçüncü koşuya geldiğimizde bir yedili plase ve üçlü gayen başlangıç ayağı olan bu koşuda bir şartlı 4-3 yaşlı Arapların 1400 metrelik sentrik koşusu. Ben burada önceliği 4 nolu Koca Polat'a vereceğim. Bu Aya Bakan Fazilet gerçekten çok iyi bir orijine sahip. Gökhan Kocakaya'da iyi performans ve hazırlıklarıyla bence ilk şanslı isim. Daha sonra 1 nolu Gülçin Sultan. Bir Özabar temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alması beklenen artık çünkü beklenen dedim çünkü Mustafa Çiçek cumartesi günü biliyorsunuz bir nerede altının ikinci ayağında mıydı o onun oğlu bir safkana biniyordu ön kapakları vurunca starttan üstünden gerçi atı tutarak indi ama elini biraz incitti zaten binemedi ata yarıştan çıktı hatta sonra rapor almış ama rapor bir günlük mü 3 günlük mü onu bilmiyorum sizler arkadaşlar yarın en azından koşu saatlerine yakın bakın Mustafa Çiçek biner mi binmez mi? Çünkü elinin durumu ne oldu ben de bilmiyorum da binmedi. Yani canı bayağı acıyordu. Çünkü televizyondan gördüğüm kadarıyla zaten ata binemedi. Rapor da aldı. Eğer bilmiyorsa en azından binecek jokeyleri de bir kontrol etmekte de fayda var arkadaşlar. En azından bunu yaparsanız çok çok iyi olur. Ama her şeye rağmen bir Gülçin Sultan bir kısa vadede grup yarış koşabilen bir isim. Yani orada bile iyi dereceler alan bir isim. Bence 1 nolu Gülçin Sultan'ı burada kuponlara yazacağız. 4 nolu safkandan sonra daha sonra 5 nolu Musli'a bir sönmez temsilcisi olan bir safkan Halil Kaplan start alıyor. Bu aralar Haşim Tıraz'ın bütün atları yarış kazanmaya başladı. İnanın İzmir'de hatta az önce bu programı hazırlarken neresi vardı? Urfa mı vardı? Orada da bir atı İngiliz atıydı hatta yarış kazandı. Demek ki eküriler atları şu aralar forma girdi. Yani yarış kazanmaya başladı. Bu 5 nolu Musli Ağa da onlardan biri neden olmasın? Zaten iyi bir safkan olduğu da belli yani. Yani bu 5 nolu safkandan sonra son olarak da 2 nolu Anıl abi de bu turbo temsilcisini İşman Çizik'le yazarsak en azından iyi performans hazırlıklarıyla bence bayağı geçeriz. 4-1-5-2 bu üçüncü koşuda benim sizlere önerdiğim safkanlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyanın açılış ayağı olan bu handikap 17-4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik sentrik koşusunda 8 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta ben ilk şansı 3 nolu son emire vereceğim. Bu Zenginoğlu temsilcisi Ahmet Çelik'le start alacak olup zaten Ahmet Çelik daha önceden bu atta da binmişliği var. Sentetik de koşabilen bir isim. Çim, kum, sentetik ayırt etmeyen bir safkan. Bence günün en şanslı ismi 3 nolu son emir olur. Tabi rakipleri var. Öncelik 7 nolu Kara Çetin. Bir Öz Haber'in güzel temsilcisi bomboş kilosuyla Ali Kaçmaz da start alıyor. Bunu ben Ali diyorum. Demek ki Ali Şaşmaz'dı galiba. Evet. Oradan karıştık biz. Başka Adana'da bir yer vardı. A Şaşmaz, A Kaçmaz. Karıştırınca ben de dedim Ali Şaşmaz ne zaman Ahmet Kaçmaz oldu dedim. Ona bakıyordum. Ali Kaçmaz da bomboş kilosuyla bence bugünün iddialı ismi olur. Ve son hafta 1 nolu bütün ay kalite bir isim ama biraz rakipten ona ağır kilo olsa da kalite kalitedir. Son güzel üçüncülüğüyle bir dönüş yaptı. Bence yazılır arkadaşlar. 3-7-1 öncelik biraz daha genişletirsek o zaman kimler yazabiliriz? 2 nolu Ünal amca yine güzel bir form yakaladı. Özgür Gönültaş'la yazılması gereken bir isim olur ve son hafta 5 nolu Kara Zeytin. İnanın zeytinin tadına doyum olmaz. Son yarışını kazanmış Müslüm Çelik'le bence yazılması gereken isim. Neden diyeceksiniz? Ben bilakis bu Ahmet Çelik'i burada favori olduğu yarışlarda inanın Müslüm Çelik'i de arıyorum kime biniyor diye. En azından geliri olan bir ata bindiği için de valla en azından sürpriz mi yapar mı yapar. Çünkü Ahmet Çelik, Çelik Çomak oyunları yapabiliyorlar biliyorsunuz. Gerçi İstanbul'da pek yapamıyorlar ama arada böyle bir ufak bir ayar yapabiliyorlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. 3-7-1 önce 2-5 daha geniş oynamak isteyenler için.
Günün 5. koşusu şartlı 4 ve yukarı Arapların 1600 metrelik çim koşusuna geldiğimizde burada da 2 ve 4 nolu safkanlar ekürü arkadaşlar. Ben burada her şeye rağmen 2 nolu Bodrum Kalesi ve 4 nolu Sakalaydın rakiplerim oranı en az 2 adım önünde tutuyorum. Yani normal şartlar altında da kazanmalarını bekliyorum arkadaşlar. Bugünün bende en şanslı isim bu 2 ekürü olacak. Yani 2 ve 4, 4, 2 fark etmez. Her 2 ekürü de şu anda bence çok çok iyi durumda hazırlık olarak da. Eğer bu safkanları tek atamıyorsak o zaman öncelik kimlere yazabiliriz? 7 nolu Reisoğlu. Tolga Yıldız da bence ilk ciddi rakip olarak yazabiliriz. Daha sonra 3 nolu Aksakal. Yine Çin Pist'in iddialı isimlerinden birisi. Normal kuponlara 2, 7, 3 de geçebiliriz. Ama daha da genişletirsek, sürpriz daha araştırılır olursak en azından son ikinciliği hoşuma giden 1 nolu Alemin Kralı var. Bu tur botayı da Muhammed Birbilgin'le en azından bu pisti seven bir isim bu mesafeyi de. Ve son hafta 6 nolu Şahin Şevket. Bu safkan da kendini biraz unutturmaya başladı. Yine dediğim gibi Mustafa Çiçek var ama işte artık 10 binecek. Ona son dakikada bir bakmakta fayda var. Bu Bilgin Tayı da bence yazılması gereken son isim olur. 2 bende bayağı önde. Daha sonra 7-3 daha da geniş oynarsak 1 ve 6 nolu safkanlar. Günün 6. koşusu bir maiden dişilere ait 2 yaşlı İngiliz'in 1400 metrelik çim koşusunda 8 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta ben önceliği Alp Evcimen'e ait 8 nolu Silver Orbit, bir Rise Die temsilcisi bu safkanın Halit Karataş'ta bence 3 tane 3'ten sonra artık 3 tane 3 olduktan sonra bence üçlük hakkını doldurdu. Bugün birinciliğin en güçlü adayı olarak kuponlara yazacağız arkadaşlar. 8 nolu Silver Orbit'i. Rakipleri olarak da öncelikli olarak 6 nolu Mogawa. Bir Wenner Walzer temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkanda güzel bir ikincilikten sonra bugün bence artan nefesiyle yazılması gereken bir isim olur. Ve son olarak da geçen yaşında çok güvenilen ama fazla da sıkıştırılmayan 1 nolu Abjar kızımı da İşman Çizik'le yazarsak bu aya bu şekilde geçebiliriz. Ama 8 nolu safkan bende bayağı ön planda. Daha sonra 6 ve 1 nolu safkanlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde işte Kaya Erkul adına koşulacak kısa vade 8, 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metrelik çim koşusunda 8 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta inanın Kaya Erkul'da zaten bir gazi kazanmıştı da var. Fair Tail ile o gün gerçekten çok güzel bir attı ama hatta bir yarış kazandı. Benim altını tuttu Fair Tail ile Ertuğ Can Kılıç bilmişti. Ama Sam Holm'da da Ahmet Açın vardı, Bekir Gökçen vardı, birisi vardı. İnanın hiç faul yoktu. Protesto çekti. Protesto kabul oldu. Yani şu anda o yarışı oynatın. İnanın bu hakemlerin hiçbirisi o yarışı değiştirmez. O gün benim yarışım değişti. Çünkü Sam Holm favoriydi. Bayağı favoriydi. Fair Tail de bayağı sürprizdi. Ben de Fair Tail'i tek attım o gün. Geldi kazandı. Neymiş? İşte faul yapmış. Protestodan attılar onu. Fair Tail de gitti. Gazi kazandı sonra. Yani öyle bir şanssızlığım da oldu. Hem de çok güzel bir para verdi. Şans işte. O olunca olmuyor. İşte Kaya Erkul'a ait bu safkanda gerçekten namına yakışır bir güzel bir kısraktı. Bunun adına düzenlenecek olan bu güzel koşuda da bu kısa vade 8, 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre çim mesafesinde ben bu mesafelerde etkili yarış koşan 2 nolu Rampage'e Halis Karataş'la ilk şansı vereceğim. Bu safkanda Halis Karataş'la bir farklı koşuyor. Bu Toruk Makto temsilcisi. Bence bu safkanın en ciddi tek rakibi olur. 1 nolu Doğa Kanunu olur. Bu da Pleasant Perfect'in temsilcisi Mehmet Kayra start alacak olup zaten gördüğünüz gibi son 6 yarışı hepsi de tabela içerisinde 2 tane birinci olan bir safkan. Çok formuna girmiş bir isim. Bence 2-1 bu gruptan ayrılır gelir diye düşünüyorum. Normal şartlar altında 2-1'in dışına biraz zor çıkar gibi gözüküyor. Ama yazarsanız kimler yazılabilir? Vallahi yazarsak burası karakolda biter onu belirteyim. Öncelikle yazabilirsek 7 nolu Silk Road'u yazabiliriz. Ben ondan sonra bu karot biraz sanki sentrik ağırlıklı. Aybars'ı yazabiliriz. En azından İşman Çizik'le koşacak olan bu Aybars en azından bu pisti sever, bu mesafeyi de sever. Bence yani 2-1'in dışına çıkarsa dediğim gibi 7-3 arasına gidebilir bu yarış. Ama her şeye rağmen bence 2-1 bu gruptan ayrılır gider arkadaşlar. Geldik günün en önemli koşusuna, Çaldıran koşusuna. Grup 1, 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda 5 ve 6 nolu safkanlarda ekürü. Burada bakalım kurtarların başka ekürüsü var mı? Gizli yok. Zaten fazla at koşmuyor. Ben burada Ankara'dan güzel formda gelen ve çok formda olan 4 nolu Gülüm Osman popüler Diamond'ın güzel temsilcisi İşman Çizik'le ben iyi hazırlıklarıyla, iyi performansı ve iyi durumuyla zaten yarış da çok süratli gidecek. Neler süratli gidecek? 8-10 kar kız alacak kafaya gidecek ama kar kızı bu sefer öyle önde al meydan senin
git gidebildiği kadar yapmazlar. Bunun bir kere ensesine yapışırlar. Bir soluk yani rahat bir nefesle aldıracaklarını ben pek sanmıyorum. Yani bu 8 o karkası zaten Gülüm Osman da rakibine göre koşmayı seviyen bir isim. İşman çiziklerine bence bu yarışı kazanır. O yüzden sizlere Gülüm Bankosu olarak 4 nolu Gülüm Osman'ın tek olarak öneriyorum. Bence kazanır bu safkan yine birinciliğine bir hanesine bir birincilik daha yapıştırır diye düşünüyorum. Günün son koşusu yani böyle bir koşuda günün son koşusunun böyle bir şartlı 19 olması kötü bir şey. Yani bir kısa vade olsa inanın süper olurdu. Ne yapabiliriz burada? Şartlı 19 yani hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı İngilizlere 1500 metrelik sentek yarış arkadaşlar. Yani şartlı 19'un bir diğer ismi maiden yarış. İşte burada ama gerçi 3 yaşlı İngilizmiş. Yani maiden yazılarımız daha iyiydi. Burada 18 safkan var. 6 ve pardon 9 ve 11 olan safkanlar ekürü. Ben burada öncelik yine bu ekürü olan ama orijinde her seferinde söylediğim 11 onu Zabunan Victor Galip anne de Tapit gör bir Tapit temsilcisi Furkan Yüksel'le en azından son güzel üçüncülüğünden sonra ben ilk şansı bu safkana veririm. Eğer biraz risk alayım derseniz bence kazanır bu yarışı 11 onu Zabunan. Bugün her şey bütün pist olsun koşullar olsun lehine gözüküyor. Hem ekürü avantajı da var. Bence iki ekürü alır götürür yarışta kazanır arkadaşlar. Ama bu safkanın illa yana at yazmak isterseniz o zaman kimleri yazabiliriz? En azından rakiplerini de verelim. 2 nolu Merdokan, bir Trivales temsilcisi olan bu safkan Fırat Arslan da bence yine güzel performansıyla ilk ciddi rakip. Daha sonra 1 nolu Demir Batur, bir King David temsilcisi. Zaten bu aralar King David'ler gerçekten harika koşturuyor. Okan Gökçeli start alacak olan bu safkan da son 3 yarışındaki güzel performansıyla bence yine iddialı isim haline geldi. 7 nolu Nexia, bir Present Perfect temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine oldukça etkili, güzel bir formu var, hazırlıkları var. Yazılması gereken isimlerden birisi. Daha sonra 12 nolu Falcon Fly, bir Kaptan Rio temsilcisi Muhammed Birbilgin'le start alacak olan safkanda ikinci yarışındaki dördüncülüğüyle yine iddialı ve şanslı isimler arasına geldi. Ve son nokta 10 nolu Wolf Polat, bir Luxor temsilcisi Gökhan Gökçeli de yazılması gereken son isim olur arkadaşlar. Ama dediğim gibi her şeye rağmen 11 ve 9 nolu ekürler ben de çok çok ön planda normal şartlar altında kazanmaları gerekir. Ama işte böyle bu tip yarışlarda da sürprizler olabiliyor. O yüzden rakip arayanlar için de 2, 1, 7, 12 ve 10 nolu safkanlar arkadaşlar. Benim size önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğimizle. Hoşçakalın.